Evet değerli izleyiciler, şu anda biz melemenlik ve biraz da salça yapacağız. Bu gördüğünüz şişe domatesi denir. Sivri domates de deniyor. Şu şekilde bir görelim. Bakın sivri domates. Bu domatesimizi alıyoruz. Şu anda biz 100 kilo aldık. 10 kilo da normal yuvarlak domates aldık. Bu da melemenlik olacak. 10 kiloya 10 kilo bundan katacağız. Bu da melemenlik olacak. Bunun şimdi yapımını göreceğiz arkadaşlar. Önce kova elimize kasamızı alıyoruz. Kovamızı suyu boşaltıyoruz suya. Bakın. Bunun yıkanması lazım. Hadi aşağı ucu şurada tutar mı? Normal domates yıkama şekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sen biz yıkamışız. Bir kasa var. Bu yıkandıktan sonra normal suyu aldık yıkadık. Suyu kapatalım senden. Evet arkadaşlar. Bu yaptığımızda melemenlik oluyor. Domatesimizi aldık. Gördüğünüz gibi bir yuvarlak domates. Bir diğeri de sivri domates deniyor. Veya şişe domates deniyor. 10 kilo bundan, 10 kilo diğerinden. Aldık, yıkadık, temizledik. Ve bu domateslerimizi arkadaşlar soyuyoruz. Bu soyduğumuz domatesleri artan kısımları bakın, posası. Biraz etli çıktığından dolayı bundan da salça yapacağız. Yani bunu normalde ince, yani sadece şu zar gibi soyabilseniz hiç problem yok. Ama o şekilde soyulamayacağından dolayı posal olacak. Yani etli dediğimiz kısım. Ben burada bunları soyuyorum. Diğer tarafta da doğranıyor. Bakın. Melemenlik olarak baş kısımları alınıyor. Sert kısımları. Diğer yumuşak kısımları kare şeklinde doğranıyor. Yani önemli olan ufak olması, ince olması. Doğrandığı zaman hallolur. Melemenliğimizi döktük içine. Şimdi bunu pişireceğiz. Evet, şöyle bakarsanız, hatun bir bakarsan bu tarafa. Şu gözlükten takarsanız arkadaşlar gözümüze duman gitmiyor. Bakın. Gördünüz mü gözlüğü efendim? Evet. Şimdi normal ateşimizi yakacağız. Fazla ateş vermeden melemizi kaynatacağız arkadaşlar. Evet. Kaynayınca alacağız bunu. Şu anda melemenliğimiz kaynıyor. Yani bunu ara sıra böyle karıştırmak gerek arkadaşlar. Bakın buharı çıkıyor, içinden suları çıkıyor arkadaşlar. Bu çıkan buhar içindeki suyu kavanozlarımıza koyacağız. Ama ara sıra karıştırmamız gerekiyor. Bir ikincisi de arkadaşlar ateşimiz fazla olmasın. Bakın böyle bir ateş yaktık. Burada gösteriyorum. İki kütüğü koyduk. Burada normal evde yanıyor arkadaşlar. Evet. Yani çok ateşli yaparsanız biliyorsunuz içerisinde kaynayan domatesimiz tutar dibine, yanar. O da hoş bir şey olmaz. Hem kokusu hem lezzetini değiştirir. Ara sıra karıştıracağız, unutmayalım. Kavanozlarımızı doldurduk. Evet görüyorsunuz. Testimizde çok az bir şey kaldı. 20 kilo 16 tane tam doldurmuş olduk yani. Ağızlarını kapatıyoruz, ters çeviriyoruz. Bunu da bir tahtanın üzerinde düzgün bir yere koyacağız arkadaşlar. Neden derseniz kapaklardan hava almayacak. Kapaklardan hava aldığı zaman bozulur. Bozulmaması için kapakları ters çeviriyoruz tepesi aşağı. Gördüğünüz gibi hemen tamamen doldu. Şu anda tamamlandı arkadaşlar. Bunları dizeceğiz. Ondan sonra da soğuduktan sonra kaldıralım. Serin bir yerde veya buzdolabında saklayacağız artık. Şimdi illa buzdolabına koymaya gerek var mı bunları? Yok, dışarıda yoksa duracak.
Dışarıda duracak. Dışarıda duracak. Evet. Yaptığımız melemenimizi tekrardan ağızlarını sıkılıyoruz. Orada kapattığımızda ters olarak diziyoruz. Bunun sebebi de hava almayacak. Lastikler iyice şişecek arkadaşlar. Bu tamamlanacak ve bunun üzerine örteceğiz. Burada akşama kadar duracak. Evet. Son rötuşları bir araya getiriyoruz. Üzerine şöyle battaniyeyi örteceğiz. Yani sıcaklığını kuracak ki alttaki lastiği, lastiğin hava almayacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.